Herkese merhaba arkadaşlar. Denizci Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tekrar bir akşam videosu daha çekeceğiz. Bu akşam et yapmıyoruz. Bu akşam balık yapacağız. Limandayız. Dışarıdan balık siparişi verdik. Çupra balığı aldık. Bu akşam çupra balığı yapacağız. Sarımsak sosuyla beraber. Geçen videoda sarımsak sosunu göstermemiştim. Ama bu videoda sarımsak sosu nasıl yapılır? Onun tarifini de vereceğim. Bu akşam yine 4 çeşit yemek yaptık. 1 tutmaç çorbası yaptık. 2 çupra ızgara yapacağız. 3.'sü zeytinyağlı patlıcan. 4. de aşure yaptık arkadaşlar. Yani bu akşam 4 çeşit yemek vereceğiz. Arkadaşlar çorbayı ben göstermek istiyorum. Tutmaç çorbası biraz koyu olur diğer çorbalara göre. Ama gerçekten lezzetli bir çorba. Aşuremiz neden böyle rengi koyu derseniz, ben tarçını biraz daha fazla koyuyorum ki daha lezzetli oluyor. Burada yeşilliğimiz var. Balık tabağımızın yanına koyabileceğimiz. Dediğim gibi patlıcan salatamız da burada arkadaşlar. Gerçekten aslında yapımı çok kolay, basit. Ama lezzetli bir zeytinyağlı. Ve sevgili dostlarım, balığımız geldi dışarıdan. Temizlenmiş geldi ama ben tekrar bir elden geçeceğim. Yani balığımızın şu iç kısımdaki kılçıklarını temizleyeceğim. Yani filoto şekline getireceğim. Ben şu, bakın şu orta kemiğinden aşağıya doğru kesiyorum. Bakın bu şekilde ayırdık. Bizim işimiz şu yanlardaki kılçıklarımız var. Bunları alacağız. Şu yanlarda kılçıklar. Bir de ortadaki kılçığı alacağız. Zaten bunları aldığımız zaman çok fazla da balıkta kılçık kalmıyor. Zaten balık kendi büyük olduğu için şu kalın kılçıkları aldığı zaman yeterli oluyor. Zaten yerken de alacağız arkadaşlar balık kılçığı. Gerek kalmıyor. Şuradan kırıyoruz. Bakın. Kılçığımızı aldık. Şu yanlarda var kılçığımız. Bunları alacağız. Onu da bu şekilde göstermek istiyorum. Bakın yanlardaki kılçığımızı da aldık. Yani çok fazla kılçık bırakmıyoruz. Gerek bırakmıyoruz. Diğer kılçığımızı da aldık. Balığımız temiz arkadaşlar. Ama çok ince bir detaylı kılçığını alacağım derseniz şu kısımları cımbızla alabilirsin. Bak şurada kılçıklar var. Ama gerek yok. Bu kadar bence yeterli. Arkadaşlar balığımızın kılçıklarını güzel temizledim. Orta kısmı şu yanlardakini aldım. Şimdi sadece yıkıyoruz. Süzmesini bekleyeceğim. Süzülürken diğer taraftan da sarımsak sosunu yapacağım. Balığımızı bir yıkayalım. Taze balık her zaman kendini belli ediyor. Bakın arkadaşlar balığımızı. Evet sevgili dostlarım. Şerafettin aşureyi dolduruyor. Ben de diğer taraftan balığımızı yıkadık. Sarımsak sosunu yapacağız. Balığımızı bir sarımsak sosunda yaklaşık 2 saat bekleteceğiz. Arkadaşlar aşureyi tatlısını Şerafettin hazırlayacak. Kaselere koyacak. Üzerlerini süslemesini Şerafettin yapacak. Artık yardım etmeye başlıyorum hani. Sonuçta aşçıbaşı yapacağız Şerafettin'e. Hazır mısın Şerafettin? Hazırım. Tamam, iş sende. Azlar bu. Buyurun. Tamam. Desinler Şerafettin yardım ediyor aşçı başına. Ama bu akşam balığımı sen kızartacaksın Şerafettin. Söz mü? Ne? Balık.
ben balık tutamıyorum. Hayır, nasıl tutamıyorum? Eldiven takarsın. Aslında Şerafettin yemek yapmasını biliyor arkadaşlar. Bazen gündüzleri çarşıya çıktığım zaman bazen öğlen akşam yemeğini Şerafettin'in yaptığı oluyor. Arada sırada öyle güzellikler yapıyor. Öyle değil mi Şerafettin? Aynen. Güzellik. 45 yaşına geldim, sesim böyle. Bu saatten sonra da değiştiremem. Evet arkadaşlar, Şerafettin'in yani yapısı böyle. Bazen ses tonundan şikayetler geliyor ama. Aynen, biz çok ses... iyi. Şerafettin'in sesinden memnunuz değil mi Şerafettin? Aynen öyle. Bu saatten sonra değiştirdim. Evet. Ama bir ara soy ismini değiştirecekti. Aynen. Soyadımı değiştirecektim. Şerafettin, ben sana süslemesini bir tane göstereceğim. Tamam mı? Sen bunu yaparken ben de balığın sosunu yapacağım, tamam mı? Sarımsak sosunu yapacağım. Zeytinyağlı çukura koysak olmaz mı? Şerafettin zaten şeyli o, fazla sulu değil, hafif yağlı o. Yok, tabaklardan damla olsun. Bak Şerafettin nasıl çalışıyor arkadaşlar. Şerafettin'i tembel diyorlar ama bazı yorumlarda bak aşure dolduruyor. Aynen öyle. Bak. Tamam. Şimdi şunu alalım kenara şeraf. Tamam. Şuna bırakayım ki. Yani. Tamam, onu sonra ayarlar Şerafettin. Tamam. Şunu ben göstereyim sana da ben şey sarımsak sosunu yapacağım, tamam mı? Şerafettin. Şimdi 3 çeşit şeyimiz var değil mi? Nar, tamam. Onları... Bak şuraya fındığı koy, tamam mı? Tamam. Fındığı koydun. Şu kenara cevizini şöyle koy, tamam mı? Az parçala. Bazen kabuk çıkıyor, tamam mı? Sonra diş kırmayalım akşam akşam. Aynen, biliyorsun aynen. Bir diş parası kaçıp patlıyor. Bir de diş parası vermeyelim. O tamam. Onunla iş çıkar. Tamam. Bak bu şekil yaptın. Şu kısma da nar. Şey koy, narı koyarsın. Hı-hı. Tamam? Tamam. Sana güveniyorum Şerafettin. Yüzümü kara çıkarma. Aynen. Olay bu, tamam? Tamam. Hadi. Yemeğe çıkacak olan arkadaşlar, bizimle zorluklar çektiğimizi ancak çıktıktan sonra anlarsınız. Bazılarına çok rahat geliyor ama işte öyle değil. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil değil mi Şerafettin? 2002'de çıktım. Millete kolay geliyor mu? Öyle kolay değil. Şu aşurenin üstüne fındığı koymak kolay değil arkadaşlar. Zorlukları var. İsterseniz zeytinyağı, isterseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz sosa. Şöyle sosumuzu, yağımızı arkadaşlar miktarı siz kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Yani 2-3 balık için yapacaksanız şöyle çay bardağını, yarım çay bardağı bile yeterli. Şu sarımsaklarımızı atıyorum. Tuzunu atıyorum. Ben diğer videolarımda söylemiştim sarımsak sosunu. Çok basit, çok rahat yapımı. Karabiberini atıyorum. Siz yaparsanız karabiberin çok çay kaşığının ucuyla ilave edebilirsiniz. Şimdi her şeyimiz tamam. Yaklaşık bir 5 dakika çalıştıracağız. Sarımsaklarımız bayağı ince olması gerekiyor. Sarımsak sosumuzu şöyle karıştırıyoruz. Alt kısmında sarımsaklarımız olduğu için şöyle yukarı doğru karıştırıyoruz. Elimizle şöyle balıklarımızın üstüne gezdiriyoruz arkadaşlar. Şöyle hafif bir tabana da vuruyoruz. Son olarak sosumuzu komple balığımızın üzerine gezdiriyoruz. Yaklaşık dolapta 2 saat, 3 saat, bir gece bile dolapta durabilir arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok.
balığımız hazır. Şerafettin de aşureleri dolduruyor. Bugün işimiz erken bitiyor. O tatlılar güzel olmuş Şerafettin. Evet. Süslemesi de güzel. Aynen. Şunu da buraya koyuyorum. Tamam, dolaba koyalım onu. Siteşlemedim de. Tamam, onu sonra siteşleriz. Şerafettin ustam hazır mı? Hazır. Tamam. Ben de balın sarımsak sosunu yaptım. Sen bu aşureleri doldururken. Şimdi ne yapıyoruz bunları? Masalar servisini yapacağız artık. Masalar servisini yapıyoruz. Peşine patlıcan, zeytinyağlı. Zeytinyağlısını dağıtacağız. Evet. Şerafettin zeytinyağlı patlıcanını da dağıtacak arkadaşlar. Yani tamam. Tamam. Bunları ben bırakayım mı? Bırak. Bunu da şeyle koyarız. Tepsiye. Tepsiye alalım. Geçen soru sen helva ortaya koyarsın ya. Helvayı ortaya koyarsın. Şerafettin'in keyfi olduğu zaman Şerafettin'le çalışmak zevkli oluyor arkadaşlar, ama bazen çok sinirli oluyor. Ama sinirli hali de hoşuma gidiyor bazen. Şerafettin! Aslında Şerafettin sinirli olduğu anda bazen iyi oluyor arkadaşlar. Ama tamam. Tamam reis, yorumunu bekliyorum. Bak Şerafettin, sinirlenmediği zaman, kafayı hiçbir şeye takmadığı zaman rahat çalışıyorsun değil mi? Evet, aynen. Benim gibi rahat ol Şerafettin ya, bak. Ama sinir olmayacak. Şimdi sen sinirli olsaydın, gergin olsaydın, sen bu tatlıları böyle süsleyebilir miydin? Yapamazdım. Tamam. Var mı Şerafettin gibi karizmatik kamerot bu gemi camiasında? Helal olsun Şerafettin. Nereye getireceksin şimdi, aşağıya mı? Yok, burada dolabımı bırakayım, aşağı mı? Var mı Şerafettin gibi karizmatik kamerot bu gemi camiasında? Helal olsun Şerafettin. Nereye getireceksin şimdi, aşağıya mı? Yok, burada dolabımı bırakayım, aşağı mı bırakayım? Buradaki dolap alır mı? Ya da aşağı. Dur. Buraya getirsen. Bu şeyin de şakşukanın bir değişiği, tamam mı? Tamam. Gördün? Aynen. Tamam. Şerafettin artanını koyarız bir kenara da ben yerim, tamam mı? Bu güzel olmuş. Arkadaşlar bak, görmüş olduğunuz gibi zeytinyağlı patlıcanlarımız hazır. Şakşukanın bir değişiği arkadaşlar. Şerafettin'in el ayağı bu bulaşık makinesi. Zaten bahçı başının bıçakları çok güzel. Şerafettin yaptım. O bıçağımı yine mi aldın? Evet, bahçı başının bıçağı özel yaptırım ve çok güzel bir tasarım. Tamam direkt hadi. Kesiyor. Sana bu sefer bir şey demiyorum, kes. Normalde benim et bıçağım ama.
Thank you.